11 Aralık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metaverse dünyasını konuşacağız. Daha doğrusu benim sevdiğim Metaverse coinlerini konuşacağız. Bir de bu biliyorsunuz son açıklanan enflasyon meselesi ve Bitcoin'deki bu durgunluğu konuşacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şunu duyar gibiyim. Enflasyon fazla çıkıyor fakat Bitcoin neden yükselmiyor? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz en son Powell'ın konuşmasından sonra yani bizim bildiğimiz yani bileceğiniz tabirle söyleyeyim enflasyon tamam fazla çıkıyor. Bu ABD'de bilinen bir şey kat ve kat zaten hiper enflasyona doğru gidiyor. Bu süreçteyken neden Bitcoin yükselmedi? Mesela dün geçen Powell açıklama yaptı. Enflasyon tamam yüksek. Dün hatta Bitcoin'deki şeyi gördünüz. Bir anda yukarı çıktı. Yukarı çıkmasından ardından tekrar geri eski seviyelerine geldi. Arkadaşlar burada Bitcoin enflasyon lafını duyduğu zaman evet yukarı doğru çıkıyor. Çünkü Bitcoin enflasyonu seviyor. Enflasyon Bitcoin'in çıkma sebeplerinden birisi de enflasyondan korunma arkadaşlar. Bundan dolayı Powell'ın ağzından çıkan enflasyon lafından sonra Bitcoin'in çıkması doğaldı. Evet ama neden geri eski seviyelerine geldi? Çünkü arkadaşlar şu an için tetikte olan bir şey var. Fed açıklaması var. Burada en önemli unsur Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağı arkadaşlar. Şimdi piyasa neden korkuyor, neden tetikte? Çünkü biliyorsunuz daha önceki açıklamalarında Powell'ın dedi ki artık enflasyon çığırından çıkmıştır gibisinden bir laf kullandığı için de piyasa bunu geriye indirgeyip yani düşündüğümüz zaman ne diyor? Piyasa bunu nasıl algılıyor? Ha çığırından çıktıysa kesinlikle bir faiz artırımı yapılabilir diye piyasa algıladığı için burada da Bitcoin'i biraz sıkıntıya sokuyor. Peki kısa vadede düşüş olabilir mi? Şöyle diyelim. Elbette Powell bir faiz arttırmasına giderse ABD Bitcoin'de kısa vadeli bir düşüş olabilir. Ama ben bunu uzun vadeye biçmem. Bu kendi düşüncem arkadaşlar. Bu arada kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa vadede evet etkiler. Zaten faiz arttırımı yapmazsa ise bu çok güzel bir şey olur zaten. O zaman yolumuza bakarız. Ama faiz arttırımı gelirse kısa vadeli bir düşüş olur. Arkasından da uzun vadede yine güzel şeyler beklerim ben. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü günümüzün teknolojisi artık tüm firma WhatsApp bile bu işe girdiğine göre belli ki teknolojinin nereye gittiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim Metaverse arkadaşlar. Bakın Metaverse'te de benim sevdiğim arkadaşlar şöyle diyeyim ben kendi yaptıklarımı ve düşüncelerimi açıklayacağım. Öncelikle Metaverse'deki coinleri nereden alıyorum? Bunları Truth Vault gibi yerlerden şu an için almıyorum. Niye? Çünkü Gate.io borsasında hepsi mevcut olduğu için buradan hızlıca ve kolay şekilde alabiliyorum. Gate.io borsasındaki coinlerden yani Metaverse coinlerinden en çok tercih ettiğim hangisi? Bir şöyle ben bunu ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Bir projesi en sağlam ve şu an iyi yerlere gelmişler var. Bunların fiyatı da oldukça yüksek zaten. Mesela elimde mana var mı? Var. Sant var mı? Var. Bunlar bir kere mana mesela kesinlikle elimde var. Tamam fiyatı yüksek mi yüksek ama yine de bulunduruyorum. Bir de ikiye ayrılıyor demiştim. Bir de fiyatı düşük çıkma potansiyeli olabilecek Metaverse coinlerden de elimde bulunduruyorum. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar da mesela Bloktopia tutuyorum elimde arkadaşlar. Raja tutuyorum elimde arkadaşlar. Starlink tutuyorum. Atlas tutuyorum arkadaşlar. Bu coinleri elimde tutuyorum. Bunları da buradan siz yatırım yapın diye de söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir. Kendi görüşlerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu coinlere yöneliyorum. Sizin de benim bilmediğim, belki aklıma gelmeyen, şu an biliyorum ama aklıma gelmeyenler de var. Ve bilmediklerim de vardır. Ve bunları da siz paylaşırsanız incelerim arkadaşlar. Sizler için incelerim. Bir dahaki videoda bunları da konuşabiliriz. Şu anki aklıma gelenler bunlar. Mana'yı dedik, Sant'ı dedik. İşte değeri düşük, yükselme potansiyeli olabilecekler için de Raja'yı seçtim, Bloktopia'yı seçtim, Starlink, Atlas bunları. Ha bir de UFO Game var arkadaşlar. Aynen. Fiyatı düşük, yükselme potansiyeli gördüğüm coinlerden biri de UFO arkadaşlar. Aynen UFO Game'di. Buna da biraz yatırım yaptım. Yani bunları riskleri böldüm. Hem büyük yani değeri büyük olup da gerçekten şahane projeleri olanlardan biraz da değeri düşük yine çıkma potansiyeli yüksek olabilecek Metaverse coinlerinden de aldım arkadaşlar. Durum bu. Piyasayı da konuştuk. Şimdi piyasayla ilgili son sözü
Fed açıklayacak arkadaşlar. Başta da dediğim gibi piyasa kendi kendine bir şey biçmiş. Yani korkuyor artık. Fed faiz açıklaması yapacak da bir anda her şey gerilecek diye. Piyasa bunu kendi kendine biçtiği için de bir böyle şeydi arkadaşlar. İştahsız gözüküyor. Bunun nedeni de ben Fed'e bağlıyorum. Başka bir şey değil. Ama kısa böyle bir faiz meselesi gelirse de kısa vadede tamam düşüş olabilir ama uzun vadede bu teknolojiler yine kalmaya devam edecektir arkadaşlar. Hepiniz arkadaşlar ayrı ayrı seviliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.